Merhabalar değerli izleyenlerimiz ve takipçilerimiz. Ben Bahar Yıldırım. Bildiğiniz gibi her Perşembe günü Bahar'la Kampüs Hayat programıyla Baynet Akademi YouTube kanalında karşınızdayız. Her hafta farklı bir şehirde, farklı bir üniversitede değerli eğitmenlerimiz, hocalarımız ve akademisyenlerimizle gündemi, okulu, kampüs hayatı, her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Eğitimin ve eğitmenin gözünden sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Efendim, peki bu hafta hangi şehrimizdeyiz? Bu hafta Yozgat'tayız. Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeyiz. Çok değerli, benim ayrıca çok sevdiğim ve değer verdiğim sevgili hocamız Sayın Doktor Müşfik Akarcan ile birlikteyiz. Kendisi yayınımıza katılmayı kabul ettiği için öncelikle huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Bahar Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Görüşmeyeli hocam. Herkes kadar iyi olmaya çalışıyoruz. İyiyim diyelim, iyi olalım. Malum şartlar pandemi. Ancak sizleri karşımda görmekten şu anda son derece mutluyum hocam. Ben de öyle. Yani uzun süreden beri bir arada gelip hem görüşemedik hem konuşamadık. Herhangi bir organizasyon da gerçekleştiremedik uzun bir süreçten beri. Bunu yapıyor olmamız benim açımdan da oldukça sevindirici ve sürpriz oldu aniden böyle bir olayın içine girmemiz. Teşekkür ediyorum tekrar. Tabii ki sizinle görüştüğümüzde siz İstanbul'daydınız, farklı bir Evet. üniversitedeydiniz. Şu Evet. anda yepyeni bir şehirde, yepyeni bir üniversitedesiniz. Bunları Aha. zaten şehri de konuşacağız, üniversite kampüs hayatında konuşacağız. Ama öncesinde hocam programın başında sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, ben uzun seneler sinema, televizyon sektöründe, sektörün içinden gelen öncelikle birisi olaraktan çalıştım. Lisans, yüksek lisans ve doktoram sinema, televizyon üzerine ve uzunca bir dönem TRT'de çeşitli kademelerde görevde bulundum. Asistanlıktan yönetmenliğe, prodüktörlere kadar. Ondan sonraki aşamalarda işte özel televizyonlar, ajanslar, holdinglerin kurumsal iletişim müdürlüklerine kadar gitti. O ara bir dönemde yine Marmara Üniversitesi'nde bir akademisyenlikle ilgili bir çalışmam oldu. Fakat aşağı yukarı son 4-5 yıldan beri tamamen artık bu sektörde kazandığımız tecrübeleri yeni yetişecek olan insanlara, gençlere aktaralım niyetiyle akademik hayata dönüş yapmış olduk. Ve tabii bu aşamada da daha önce İstanbul'da bir özel vakıf üniversitesinde görev yaptım aşağı yukarı 3,5-4 seneye yakın bir zaman. Daha sonra oradan ayrılaraktan teveccühte bulundular ve beni aralarına kabul etmeye uygun gördüler. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, sinema, televizyon bölümüne kadar bu hikaye geliyor. Evet, şu an için son durak burası dedik. Hocam, Yozgat'a ne zaman geldiniz? Yani bu macera, buradaki macera ne zaman başladı? Evet. Şimdi Yozgat'a gelmem de tabii benim enteresan oldu aslına bakarsanız. Genellikle şöyle bir kanı hep yapmış olduğum sohbetlerde oluştu. Yozgat deyince insanlar biraz çekiniyor. Halbuki Türkiye'nin medeniyetlerin beşiğinin ortasında yer alan bir şehir. Belki kapalı bir vadiye yerleşmiş ama kendi içinde ve çevresinde oldukça kültürleri barındıran bir şehir. Öncelikle bunu belirteyim. Tabii ben buradaki bu üniversiteden ayrılma niyetine sahip olduğumda aşağı yukarı işte geçen sene bu vakitler falan gibiydi. Yani daha doğrusu Nisan sonu, Mayıs başı gibi oluşmuştu. Bu sırada işte Yozgat Bozok Üniversitesi'nde halen de görevine devam ediyor dekan yardımcımız Nazmi hocamız. Kendisiyle bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Tamamen tesadüf. Tabii Bozoklu olan işte aşkımız diyeyim. Bu vesileyle başlamış
oldu. O telefonlar birbirini takip etti. Dolaylı olaraktan daha sonrasında işte prosedürler yürümeye başladı. Devlet Üniversitesi'ne yapılacak olan atamayla ilgili olaraktan işte dekan hocamız devreye girdi sonrasında ve yürüdü. Her şey yerli yerine oturdu. Rektör yardımcılarımız ve en sonunda da Sayın Rektörümüz beni aralarına almak için bir teveccühte bulundular. Ve bu vesileyle ben de Bozoklu olmuş oldum. O tarihten bu yana da aşağı yukarı bu ikinci bahar dönemi gibi başladık göreve. Orada da yaklaşık olaraktan da işte 3 aya yakın bir zamandan beri resmi görevle işimizin başındayız. Hocam, bu program vesilesiyle de yeni göreviniz, yeni okulunuzda, üniversitenizde hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tebriğimizi de yapalım. Peki hocam, Yozgat, şimdi bu programın aslında amacı her hafta farklı şehirlerde, mümkün olduğunca farklı şehirlerdeki farklı üniversitelerimizi dinleyen sevgili öğrencilerimize, özellikle belki üniversite tercih aşamasındaki öğrencilerimize bilgilendirme amaçlı yapıyoruz. Tabii ki bunu yaparken en başta değerli, sizler gibi değerli hocalarımızdan biraz şehri anlatmalarını istiyoruz ki özellikle Yozgat gibi bütün şehirlerimiz çok değerli, önemli, kendi açısından farklı özellikleri sahip ama nihayetinde yolumuz düşmediği için göz görmeyince tam da bilemiyoruz. Hem öğrencilere sunmuş olduğu fırsatlardan, çevresindeki işte tabii ki pandemi döneminde şu anda bir hareketlilik yoktur belki şehirde ama bir şehri kısaca tanıtmanızı biraz önce aslında değindiniz ama bir tık daha detayda tanıtmanızı rica etsek. Sonrasında adım adım o üniversitenin kapılarının içinden girip biraz da kampüs hayatını anlatmanızı isteyeceğiz hocam. Tabii. Şimdi aslında şuradan biraz başlayalım Yozgat'a girerken diye düşünüyorum. Üniversite doğal olarak Yozgat'ın can damarı bir nevi bir yerde. Dolaylı olarak da şehre çok büyük katkısı var. Bir tane üniversite var değil mi Yozgat'ta? Sadece Bozok Üniversitesi. Evet, sadece Bozok Üniversitesi var. Biliyorsunuz ilin çevresiyle ilgili merkezi bir bağlantı noktasının aslına bakarsanız yani Ankara, Kayseri güzergahında, Sivas güzergahında, Yozgat, Sivas, Çorum, Nevşehir hep bu bölgelere oldukça yakın bir durumdayız şehir olarak. Dolaylı olarak üniversitenin tabii burada olması merkezi bir konum yaratıyor ve halka da önemli bir potansiyel kazandırıyor bu anlamda. Tabii ki üniversitenin büyüklüğü hiçbir zaman yadsınamaz. Kurulmuş olan üniversitenin 2006 yılında kurulmuş ve bugün 15 yaşında olan bir üniversite yaklaşık 5000 dekara yakın bir alana yayılmış arazi üzerinde kurulmuş işte fakülteleri, yüksek okulları, laboratuvarları, teknoparklarıyla ve tabii işte bunun yanı sıra uygulama, araştırma hastanesi, tıp fakültesi önemli bir yer tutuyor. Kongre merkezleri, spor salonları ve işte yine Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı olaraktan çalışan yurtlar hep bu alanın içerisinde yer almış. 14 fakülte, 4 yüksek okul var, 9 tane meslek yüksek okulu ve bu okullarda öğrenim gören yaklaşık 20 bine yakın ve belki de daha fazla öğrenci barındırıyor. Bine yakın akademisyen mevcut. Personel yani idari personel sayısı da aşağı yukarı 1150 civarlarında. Tabii üniversitenin en önemli
bir sloganı var. Yani kararlılıkla başarıya gibi bir sloganla. Kararlılıktan başarıya. Evet, kararlılıkla başarıya. Kararlılıkla başarıya. Kararlılıkla başarıya sloganıyla gayet enerjik, dinamik bir şekilde atılımları olan, önemli projeleri olan bir üniversite. Tabii ki bütün bunların hepsi kolay olmuyor. Herkesin, başta rektörümüzden bütün idari kademede çalışanlara kadar herkesin bu enerjinin içerisinde çok büyük bir yeri var. Tabii aynı zamanda üniversitenin iletişim tarafından da bakacak olursak Bozok FM, karasal yayın yapan bir radyomuz var. Yani yaklaşık Ankara'ya kadar Yozgat merkezden uzanan bir çember için alırsak, o alanı düşünürsek büyük bir alan. Karasal yayın yapan bir radyomuz var. İletişim Fakültesine bağlı olaraktan çalışan. İşte üniversitemizin Yobu TV olaraktan hayatını sürdüren, uzaktan eğitim özellikle bu alanda çalışan bir televizyon mecrası da mevcut. Tabii herkes elini taşın altına koyaraktan bu işlere destek verip yürütmeye çalışıyor sonuç olarak da. Yani biz de bu işin içerisinde bir nebze de olsa ilerleyen zamanlarda bir katkımız muhakkak olacak ve bir adım taşıyabilmek için elimizde gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hocam siz daha önce Yozgat'a yolunuz düşmüş müydü? Belli bir süre bulundunuz mu? Yoksa bu üniversite vasıtasıyla ilk defa aslında şehri de mi keşfettiniz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim size. Yozgat'tan daha önce geçtim. Yozgat'tan birkaç defa geçtim ama tabii bu anlamda kalıcı olmadım. Şimdi daha ilk defa orada kalıcı olduğumuz için işte bir taraftan şehri de keşfetme noktasına gideceğiz. Yani hem üniversite kampüsteki yaşantıya bir şekilde adapte olacağız. Hem de şehrin yaşantısına da bir şekilde gideceğiz diye düşünüyorum. Hocam ben şunu aslında merak ediyorum. Şimdi Yozgat'ta doğan, büyüyen, Yozgat'ta yıllarca yaşayan ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nde çalışan bir eğitmenle sohbet etmekle sizin gibi büyük şehirden gelmiş bir eğitmenin gözüyle aslında üniversitenin yorumu da üniversiteyle ilgili yorum da farklılaşacaktır diye düşünüyorum. Siz ilk geldiğinizde tabii ki birçok üniversitede görev alan bir akademisyen olarak artı eksi bir şekilde karşılaştırma, kıyaslama yapıp aslında iyi tarafları, güçlü yönleri görüp bir yandan da gelişime açık tarafları içerisinde bulunan kişilerden belki daha net görüyorsunuzdur. Nihayetinde dışarıdan bir şeyleri net görmek daha rahat oluyor. Bazen o dünyanın içinde kendi eksiğinizi göremeyebiliyorsunuz çünkü. Bu noktada bu adaptasyon süreci diyelim belki de adına. Üniversitenin ilk izlenim olarak sizde bıraktığı duygu ne oldu? Güçlü tarafları ve gelişime açık tarafları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle bir kere büyük bir üniversite. Yani hem alan olaraktan büyük bir üniversite hem de yani akademik kadro olaraktan büyük bir üniversite. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi pek çok üniversiteyi biliyoruz. Kurumsal olanlar, bunlar işte devlet üniversiteleri, özel vakıf üniversiteleri. Karşılaştıracak olursak arada tabii ki daha butik yapıdaki üniversitelerle daha küçük, yani de apartman yaşantısına sıkışmış üniversiteler arasında ciddi anlamda fark oluyor. Yani her anlamda. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani devlet üniversitelerinin her zaman yeri başka. Bunu bir kere inkar etmemek lazım. İmkanlar dolaylı olarak da çok fazla eldeki.
Tabii büyük şehir küçük şehir ayrıntısı artık onu çok fazla yapamıyoruz. Yani yapmak durumunda değiliz. Yani ülkenin her yeri sonuçta bizim ülkemiz. Yani bizim Tabii. toprağımız. Tabii ki. Her yerinde hizmet etmek bizim için kutsal bir olay. Boynumuzun borcu. Evet. Evet, yani bazı konuşmalarda olmuyor değil. Yani niye Yozgat'a geldiniz? İstanbul gibi bir yerden. Yani Türkiye'nin her Hocam yerine asıl gidebiliriz. Yani onu... sözünüzü balla keseceğim. Hocam belki neden Yozgat'a geldiğiniz sorusu bundan belki 15-20 yıl önce sorulabilirdi ama şu anda bir fırsat olsa İstanbul'un yarısı zaten kaçmak için bahane arıyor. İstanbul'da maalesef yaşanacak yeri kalmadı. Ben artık biraz artık yaşadıkça mı diyelim, yaş aldıkça mı, deneyimledikçe mi bilmiyorum ama daha Anadolu şehirlerinde yaşamak artık bence ve birçoğumuz için daha cazip, daha sakin. Geçen hafta Muş Üniversitesi'nde Muş'u konuştuk. Öyle bir hocamız da çok güzel öyle bir anlattı ki yani fırsat olsa bir iş imkanı hani kaçıp gitmemek için gerçekten hiçbir neden yok artık. Daha sakin, stres az, doğa daha fazla doğayla iç içesiniz. O yüzden bence soru artık değişmeli. Neden hala İstanbul'dasın? Olmalı diyorum ben nacizane. Yani tabii İstanbul'da sıkışmaktansa insanların ve tabii şunu da düşünmeli insanlar. Ya akademik camia tarafından bakacak olursak işin bir tarafından yani artık burada çok belki daha önce edinilmiş deneyimler, edinimler her açıdan hem sektörel hem akademik hem işte insani bir takım duygular İstanbul'da var ya da yok olabiliyor bazen. Bunları edinmiş, tecrübesini almış insanların aslına bakarsanız biraz böyle Anadolu'ya kaymalarında fayda olacaktır diye düşünüyorum. Yani evet, oradaki üniversitelerin belli bir bakış açıları oluşmuş, belli bir akademik düzenleri oluşmuş. Fakat tabii belki oradaki insanların da büyük şehir özlemi var. Bu da tabii gözden kaçmıyor. Açıkçası onu da söyleyeyim. Yani akademik olaraktan büyük şehirlere, büyük üniversitelere gitmek gibi düşünceler oluyor, olmuyor değil tabii ama yani İstanbul gibi şu anda yaşamanın, ekonomik şartların getirmiş olduğu sıkıntıların ön plana çıktığı bir şehirde durmaktansa Anadolu'nun o çeşitli yerlerindeki üniversitelere gitmek, orada hizmet vermek daha cazip gibi Hocam, düşünüyorum yani. aynen katılıyorum. Özellikle bir eğitmen olarak Anadolu'daki insanların, öğrencilerin sizlere daha çok ihtiyacı var. Bu noktada onlara dokunmak sanırım sizler için daha değerli, daha farklı bir anlamı var ve daha kutsal diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da evet büyük şehirlerde fırsatlar daha fazla olabiliyor. İşte bu Anadolu şehirlerimizde daha çok eğitmene, daha çok aslında ilgiye daha çok ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ben bu arada şu aklıma geldi. Siz tam böyle pandemi döneminde bir görev değişikliği yaptınız. Öğrencilerinizle hiç yüz yüze tanışma fırsatı buldunuz mu? Yani öğrencilerinizi gördünüz mü hocam? Sadece yoksa bilgisayar üzerinden mi? Şimdi şöyle, ilk geldiğimde öğrencilerin fotoğraflarını görme şansına sahip oldum. Yani sistemlere girdiğinde, tabii hepsinde değil, hepsi yüklenmemiş. Bir kısmını sadece fotoğraf olaraktan görme şansına sahip oldum. Daha sonrasında şöyle bir şey yapmak istedik. Aşağı yukarı bu pandemi biliyorsunuz neredeyse 1,5 yıla yakın bir zaman sürecek. Yani geçen sene bahar döneminde başladı. Bu sene gene bahar dönemi ve geldi geçiyor bitiyor. 3 dönem öğrencilerin ciddi anlamda kayıpları var. Yani yüz yüze eğitim olaraktan. Sadece yani Yozgat için değil, bütün Türkiye için böyle. Biz şöyle bir şey düşündük. Yani ve uygulamalı bir bölüm biliyorsunuz radyo sinema televizyon bölümü çocuklar hiçbir şeye o 1,5 sene zarfında ellerini sürmeden
İşte herhangi bir uygulama yapmadan gitmeyeceğiz. Gitmesinler istedik, geçmesinler istedik. Dedik ki işte gönüllülük esasına dayanaraktan ne yapabiliriz? Yani öğrencilerin gönüllülüğü. Belli bir sayıda öğrencimizi davet ettik. İçlerinden gönüllü olanları. Tabi bunda yine dekan yardımcımız, bölüm başkanları ve işte dekanımız, rektörümüz öne ayak oldular bu işin içerisine. Aşağı yukarı yaklaşık 25 kişilik bir öğrenci grubunu değişik sınıflardan, birinci sınıflar hariç 2, 3 ve 4. sınıflardan Yozgat'a getirdik. Ve bunların tamamını, bütün sağlık koşullarını göz önüne alaraktan, tüm bu maske mesafe denen meşhur olay, buna uyaraktan mümkün olunca bunları belli bir takım projeleri adapte etmeye çalışmak istedik ki onlar için de bir şans. Yani evet, öğrenci sayımız fakülte bazında baktığımızda gerçekten özel üniversitelere göre, vakıf üniversitelere göre fazla. Normal şartlarda bunlarla birebir ilgine proje çıkarmak aslına bakarsanız zor olacak tabii. Bu 25 gönüllü öğrencimizle şu anda bir takım projeler yürütüyoruz. Onlar için de bu bir imkan olarak hayata geçmiş oldu. İstedikleri projeleri yapabilme şansına sahip oldular ve bunların amacımız da şu: projeleri üretmekteki amaç, çıkacak olan işleri işte bir takım yarışmalara hazırlamak ve onlara yönlendirmek öğrencileri. Bu amaç doğrultusunda işte hem radyo alanında, hem işte televizyon alanında, hem de kısa film alanında bu 25 kişilik grupla önemli bir çalışma yürütüyoruz ve hocalar olarak da birebir ilgilenme şansımız da oluyor gruplarda neredeyse. Bu tabii öğrenciler için de bir şans. Bizim için de öğrencileri bir kısmını hiç olmazsa yüz yüze görme imkanı açısından kısmet diye düşünüyorum. Bunda. Toplam kaç öğrenciniz var hocam? Radyo, televizyon ve sinema bölümünde. Yani yaklaşık olaraktan 280-300 civarında öğrencimiz var. Yani bu tamamen şey. Hocam bu pandemi şartlarında, pandemi şartlarında zaten sizlerin de belirtmiş olduğu gibi özellikle uygulamalı bölümler sanırım bir darbe alıyor. Nihayetinde bu konuda aslında tam böyle hakkını verememek midir? Tam tabiri bilmiyorum ama sizin mezun olacak olan öğrencilerle ilgili tedirginlikleriniz ve endişeleriniz nedir? Bir şekilde mezun oluyorlar ama uzaktan ve bir şeyler eksik. Evet, yani zaten biliyorsunuz bu uygulamalı okullarda altyapı sorunu önemli bir sorun. Bir de üstüne tabii bunun pandemi geldiği zaman işin rengi tamamen değişiyor. Rengarenk bir şey oldu yani bu işin böyle olması. Yani altyapı uygulamalı okullarda bölümlerin vazgeçilmezi bir kere. Yani özellikle sinema televizyon alanında hizmet veren okullar. Devlet okullarını düşünürsek tabii, evet, devlet okullarındaki sinema televizyon bölümlerinin, iletişim fakültelerinin ya da işte güzel sanatlar fakültelerindeki sinema televizyon bölümlerin vakıf üniversitelerine göre hepsini tabii aynı gruba koymamak lazım. Devlet üniversitelerinde imkanlar daha fazla. Yatırımlar açısından, yani kurulmuş olan stüdyolar, işte teknik imkanlar, kameralar, mikrofonlar, ışıklar, sesler, bilgisayar sistemleri. Nihayetinde görmek, dokunmak, o aletleri kullanabilme yeteneği ve yetkisi kazanmaktan bahsediyoruz. Peki şöyle bir şey olacak mı? Yani bu dönemde, pandemi döneminde sadece aslında sizin bölümünüz için değil ama uygulamalı içeriğe sahip olan bölümler için sormak istiyorum. Belli bir mezun, örnek veriyorum işte 2020 ile 2025 arasında mezun olanlar pandemi
kuşağında pandemi döneminde mezun oldukları için ileride bundan 20 yıl, 30 yıl sonra bir şekilde o hani bir etiket olumsuz anlamda işveren tarafından olacak mı, verilecek mi? Yani kötü bir etiket olacak mı pandemi dönemi mezunları şeklinde? Yani olumsuz konuşmayı ben hayata bakış açımda da yoktur ama bazen de gerçekçi olmak gerekir. Bu noktada sizin yorumlarınız, öngörüleriniz nedir? Ya, muhakkak olacak. Yani evet, belli bir grup belli bir düzende yürüdüğü zaman diyecek ki bunlar pandemi bölümü mezunları, pandemi dönemi mezunları gibi geçecek. İster istemez geçecek. Çünkü diyorum ya size, şimdi 4 yıllık fakülteler belki bunların bir kısmını atlatıyor. Ha, ama şimdi diyelim ki 4 yıllık fakültelerin 3. sınıfındaysa, geçen sene başladı. 3. ve 4. 3. sınıfın 2. dönemi ve işte 4. sınıfın tamamında öğrenci hiç hocayla karşı karşıya gelmeden mezun olacak bir kere baktığınız evet. zaman. Hep uzaktan uzaktan yani uygulamalı dersleri uzaktan yapabilmenin gerçekten külfeti çok fazla. Yani ya, o telafiyeti iş hayatında, sektörde biraz daha efor sarf ederek o açığı belki tamamlıyor olacaklar. Muhakkak yani biz sonrasında belki işte bu alamadıkları uygulama dersleri için telafi dersleri uygulanabilir belki yaz döneminde, ama şurada bir gerçek ki yani biliyorsunuz bu pandemi krizi büyüyor. Ne yazın iş yapmanıza imkan veriyor ya da ne de işte normal bir zamanda çalışmanıza imkan veriyor. Yani öğrenci bir şey alamadan sadece teorik olaraktan anlattığınızda gidiyor. Yani bir kamerayı belki açıp kapatamayacak, bir bitirme projesi çekemeyecek doğru dürüst. Tabii her üniversite için konuşmuyorum bunu. Evet, tabii. Ama çoğunluk tabii ister istemez bu şekilde mezun olacak ki burada mesela daha başka bir konu var. 2 yıllık meslek yüksek okulları. Şimdi 2 yıllık meslek yüksek okullarının 2 sene olduğunu düşünürsek sadece çocuklar mesela bir güz döneminde okula geldiler. Bir üniversite hayatları olmadı, olmayacak evet. yani. Bu sene mezun oluyorlar hiçbir şey yapmadan. Kampüs hayatını yaşayamadan mezun oluyorlar. Aynen öyle ve tabii bunların içinde de uygulamalı bölümler var çoğunlukla yani meslek yüksek okullarında da. Yani meslek yüksek okullarında mesela işte radyo televizyon teknikerliği bölümleri, aşçılık bölümleri yani düşündüğünüz zaman. Yani bunlar uygulamayla birebir iç içe bölümler. Yani ne oluyor ama tabii hiç ellerini hiçbir şeye süremiyorlar bu çocuklar ve böyle sektöre çıkacaklar. Bu da tabii... Maalesef onların şanssızlığı diye. Hocam bu şimdi pandemi tabii ki beklenmedik bir anda öngörülemeyen bir durum olarak içinde hani bulunduğumuz bir süreç oldu. Nihayetinde eğer ben öğrenci olsaydım zaten uygulamalı bir bölümü tercih etmiştim ve bunu bilemiyordum. Bir şekilde pandemiyle karşılaştım ve bu bölümü bitirmek durumundayım ama eksik ama fazla. Acaba şimdi konuşurken de bir yandan düşünüyorum pandemi evet bu yaza bitecek, önümüzdeki yıl hani biteceği garanti olan bir süreç değil. Uzun yıllar devam da edebilir hani ne kadar bitmesini istesek de böyle bir de gerçek var. Acaba üniversite tercihlerinde yeni tercih edilen bölümler arasında uygulamalı bölümlere olan talepte büyük bir azalış bekliyor musunuz bu noktada? Hani bölümü tercih eden etmiş artık mezun olacak ama bundan sonra belki %50, %60 oranda artık daha az mı talep edilecek? Yani insanlar bundan korkacaklar mı uygulamalı bir bölümü tercih etmekten? Yani bir alternatif olarak belki düşünülebilir bu söylemiş olduğunuz ama bunu ben açıkçası yine de çok fazla seçimlerde ne kadar etkin olacağı konusunda net bir yorum yapmak istemiyorum. Yani muhakkak etkileyecektir muhakkak. Yani ama tabii bunun bir şekilde öngörücü olması lazım. Yani şimdi önümüzdeki mesela dönemlerde bu aşılama işleri daha böyle sıklıkla bir yoluna girecek olursa ve halkın çoğu işte öğrencilerin çoğu bu aşıdan faydalanabilecek olursa muhtemelen önümüzdeki
Eylül sonu Ekim başı dönemde üniversitelerin ben açılacağını düşünüyorum. Bunu da tabii önceden yine devlet büyüklerinin bir takım öngörüleri de öğrencilere anlatılırsa bu seçimler ve tercihlerde o zaman sizin söylemiş olduğunuz anlamda bir etkileşim, bir azalma olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü aksini düşünmek istemiyorum. Aksini düşünmek demek önümüzdeki senede bu işi maalesef yine bu şartlarda uzaktan sürdürmek demek ki hem hoca için de hoş olmuyor. Açıkçası öğrenci için de maalesef hoş olmuyor. Umarım her şey daha iyi olur diyelim. Peki hocam, bu bölümü tercih eden öğrenciler artık normal koşullar altında, hani sohbetimizi sürdürelim. Radyo, televizyon ve sinema bölümü tercih eden öğrenciler genellikle nasıl hayal kurarlar? Sonra aldıkları eğitim süreci içerisinde ne umarlar ne bulurlar diye aslında sormak istiyorum. Öğrenci beklentisi ne yönde oluyor? Sonrasında eğitim sırasında bir veya mezun olduktan sonra bir hayal kırıklığı yaşıyor mu? Nihayetinde sektörü de değerlendirerek bu noktada öğrenci profillerini analiz etmemiz gerekirse beklentiler bir şekilde karşılanıyor mu? Mezuniyet sonrası ve eğitim sırasında. Şimdi şuradan başlamak istiyorum buna ben. Yani bir kere yine birazcık başa döneceğiz konuştuğumuz bir noktaya belki ama bu alanda çalışan üniversiteler, yani uygulamalı eğitim veren üniversitelerin tamamı, yani bölüm ayırt etmeksizin bir kere altyapı yatırımlarını devlet olsun, özel olsun yani yapmak durumunda. Yani ve devlet de bunu aslına bakarsanız çok sıkı şekilde denetlemeli. Özellikle yani vakıf okullarını bu anlamda. Çünkü çocuklar buraya vakıf, evet diyoruz, vakıfın amacı ne? Bir kendine maddi çıkar sağlamadan eğitim vermek amacıyla kurulmuş bu üniversiteler baktığımız zaman. Fakat bakıyorsunuz ki vakıf üniversiteleri ticari bir takım kurumlar haline dönüşmüş maalesef. Sen şimdi tabii bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bir konuşmasında iletti. Bunlara izin vermeyeceğiz diye açık açık belirtti ve daha sıkı denetleneceklerini söyledi. Burada bu ekonomik şartlar altında bu çocukların özellikle vakıf üniversitelerini tercih edip de gittikleri zaman devletten herhangi bir kazanamayıp burada ciddi sorunlarla karşılaşma durumları söz konusu oluyor. Yani yatırımlarla, altyapı yatırımlarıyla ilgili. Tabii bütün üniversitede bunun içine sokamayız. Yani özellikle oturmuş, kurumsallaşmış üniversitelerde de yani vakıf adı altında çalışan, yine onları da bir kenara koyaraktan konuşuyorum. Daha küçük çaplı olanlar, butik tarzda tabir edilen üniversiteler maalesef öğrenciler için elini taşın altına sokmuyorlar. Yani bunu yaşadığım için de biliyorum. Pek çok arkadaşımdan duyduğum kadarıyla da bunu maalesef biliyorum ve dile getirmek istiyorum. Bu çok önemli bir sorun. Ne oluyor? Öğrenci işte sınav zamanı ne yapacak? Üniversiteler tanıtım yapacak. Gidiyorlar, çocuklar geziyorlar okulları. Orada öğrenciye İşte stüdyomuz var, yatırımlarımız şöyle, altyapılarımız böyle. Bir odanın bir köşesine de bir A4'e çıktı alınmış yazı yapıştırıyorlar. Radyo, sinema, televizyon stüdyosu diye. İçeride de kendi imkanları olmadığı için gitmiş işte semtin, belki ağır olacak bu söylediğim ama semtin fotoğrafçısından işte düğün organizasyon işleri yapan teknik altyapıya daha çok sahip olan maalesef insanlardan gidip aldıkları bir takım teknik donanımları o odalara yerleştirmek suretiyle tanıtım esnasında çok güzel reklam yapıyorlar. Öğrenci buna kanıyor, geliyor. Aa, burada bir şeyler var diyor. Marka tarafı bilmiyor tabii. Sonra çocuk okula geliyor. Abi bakıyor,
stüdyonun yerinde yerler esmiş. İşte kapının üstündeki yazı kalkmış. Orası aniden işte kütüphane olmuş ya da yemekhaneye dönmüş falan gibi. Şimdi bu yani bir kere etik değil. Hiç etik değil. Yani bu yaklaşımla öğrenciyi cezbedip siz alırsanız yarın öbür gün öğrenci o vaadi bekliyor. Bir senesini dolduruyor, yatırım yok. İkinci seneyi bekliyor çocuk, yatırım yok. Üçüncü seneyi bekliyor, yatırım yok. Şimdi evet Bedeüs'e para veriyor bu çocuklar. Bu özel vakıf üniversitelerinde. Bunun ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Yani parayı oradan alıp buraya koymakla bu uygulamalı okullarda bu eğitim sistemi sürdürülemez. Denetimlerin de çok ciddi anlamda yapılması gerekiyor bu anlamda. Yani ve bir de tabii eğer özel okul vakıf sahipleri bunların tabii mütevelli heyeti başkanlarının sözü geçiyor okullarda genellikle. Bizim bildiğimiz üniversiteleri rektörler yönetir. Ama tabii buralarda biraz mütevelli heyeti başkanlarının sözü geçmeye başlıyor. Tabii bu da tabii bir takım sıkıntılar doğuruyor. Ama sonuçta onun dediği oluyor. Değişen bir şey yok. Yatırımı yaptı, yaptı, yapmadı. Öğrenci 3 senesi, 4 senesi heba olup gidiyor maalesef. Tabii bu arada şöyle bir şey oluyor. Hocayla öğrenci karşı karşıya geliyor. Diyor ki hocam hani yatırımlar, hani yatırımlar. Siz o sırada söz almışsınız bir taraftan işte yönetimden bu dönem yapacağım. Öbür dönem başında olacak falan. Bekliyorsunuz söz veren insanlar maalesef sözlerini tutmamışlar. Tabii böyle olunca bu iş böyle öğrenci kandırmakla gidiyor ve öğrenci bu 4 yılın sonunda elini ne bir kameraya, ne bir doğru dürüst filme, ne başka bir teknik cihaza dokunmadan mezun olup gidiyor. Bir bu tarafı var altyapının. Şimdi altyapı dedik, bu altyapının tabii bir de hocalar tarafı var. Şimdi alanda hoca bulmak da sıkıntılı. Her alanda uygulamalı eğitimi verebilecek düzeydeki hoca. Yani ki alandan olması gerekiyor. Yani sinema televizyon açısından bakacak olursak yani hiçbir zaman yani eline fotoğraf kamerası bir de almamış hocaların akademik olaraktan bu hayatta yer aldığını görebiliyoruz sinema televizyon bölümünde. Nasıl olmuş? Ya işte nasıl olmuş sorusu esas konuşulması gereken bu dediğiniz gibi. Nasıl olmuş? Ama bunlar gerçek var, yaşanmış. O ve oluyor. Acı gerçekler diyelim. Acı gerçekler. Maalesef acı gerçekler. Yani edebiyat bölümünden mezun oluyor. Lisans sizin bütün alacağınız aslına bakarsanız alanla ilgili bilgiler 4 yıllık lisans döneminizde. Daha sonra üstüne yüksek lisans ve doktora yapıyorsunuz. Burada zaten üstüne koyun size bir şey öğretmezler orada. Siz 4 yılın üstünde bir takım kendiniz geliştirirsiniz. Tezleri, araştırma ve incelemelerinizi yaparsınız. Doktora sahibi olursunuz. Ama hoca geliyor diyorsunuz ki hangi dersi vereceksin? İşte atıyorum senaryo dersi verir misin? Veremem. Kurgu dersi verir misin? Veremem. Ne verirsin? Sinema tarihi verir. Tamam. Yani şimdi buna da ihtiyaç var. Anladık. Ama yani şimdi sen o hocaya bir ders verebiliyorsun. Bütün yükler de diğer hocaların üstünde. Ve alanında da değil bu. İşte lisansını atıyorum edebiyatta yapmış, İngilizce bölümünde yapmış, Almanca bölümünde yapmış. Neyse yani işte. Ama doktoraları orada gitmiş, iletişim alanında yapmış. Öyle olduğu zaman zannediyorlar ki bu iş oldu. Maalesef değil, böyle olmaması gerekiyor. Tabii dolaylı olaraktan da hoca bulmakta sıkıntı çekiliyor. Fakat vakıf üniversitelerinde bunlarda çok çok karşılaştığımız bir durum bu. Bu da öğrenci için tabii ayrı bir sıkıntı. Yani ne oluyor?
bir tane hocayla hep işi götürüyorsun sen. Evet. Ya da iki tane hocayla. O üçüncü hocayı haftada bir gün görüyor. Haftanın kalan, o haftada bir gün gördüğü o işte o dersin hocası hariç işte seni alanda uygulama yapanları, ders yükü fazla olan hocaları da ister istemez her gün günde 3-5 saat görüyor. Şimdi yani bu hem çalışma sistemlerine aykırı, ders yüklerine aykırı. Yani her açıdan incelenmesi gerekiyor. Sadece yani öğrencinin buradaki uğradığı zarar söz konusu ama tabii akademisyenin de bu işin içerisinde yer aldığındaki ders yükleri. Adam çalışacak mı, ders mi verecek? 30 saat ders veriyor haftada. Bir de hocam eğitmenlerin sizin gibi sektörden gelen aslında akademisyenler olması öğrenci açısından daha faydalı diye düşünüyorum. Nihayetinde bir teorik doğrular vardır, işin hani prosedürü vardır. Bir de aslında hayatın gerçekleri vardır. Bu noktada o aslında öğrenciler de artık bunun bilincinde. Yani sektörden gelen eğitmenlerle yaptıkları eğitimler onlar için de daha keyifli, eğlenceli ve uygulanabilir oluyor. Nihayetinde siz yani zaten sektörün dengelerini biliyorsunuz. Orada belki sihirli ipuçlarını paylaşıyorsunuz. Dikkat odaklanılması gereken asıl noktaya öğrencilerinizi odaklıyorsunuz. O yüzden kitabi bir akışla ki özellikle uygulamalı bölümlerde öğrenciye verilen eğitim de tabii ki yetersiz olacaktır diye düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra aslında sizin en başta söylediğiniz konuda da bir küçük bir yorum yapacağım. Hani dedik ya işte öğrenci gidiyor tanıtım günlerinde çok güzel görüyor sonra işin içine giriyor aslında o gösterildiği gibi olmadığını tabii ki keşfediyor ama geçmiş olsun iş işten geçmiş. Bu noktada aslında bir durum tespiti yapıyorken bizi izleyen tercih yapacak belki öğrenciler de olacaktır mutlaka. Onlara küçük bir tavsiye olarak aslında okul seçmeden önce, üniversite seçmeden önce belki o üniversiteden mezun olan birilerini bulup aslında bu kişilerden de geri dönüş almaları çok faydalı olacaktır diye ben aslında yorumluyorum. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Çok doğru düşünüyorsunuz. Yani öğrenci tercih yapacaksa bu bölümleri bir kere tercih yapacağı üniversiteleri genel yapısını inceleyecek. Ardından bölümle ilgili neler var? Yani evet gidecek var mı gene stüdyosu? Bakacak altyapı. Sadece stüdyo anlamında değil mesela. İşte gastronomi sanatları bölümünün mutfağı var mı? Ya da aşçılık bölümünün mutfağı var mı? İrdelemesi gerekecek. Sonra bakacak yani akademik kadrolar. Akademik kadrolarda neler var? Kimler var? Ne gibi çalışmalar yapmışlar? Bunları anlamaya çalışacak ve en sonunda bütün bu tercihleri bir eledikten sonra özellikle seçeceği bölümü tercih etme yoluna üniversiteyi, evet. Hı hı. Size yani yerden göre katılıyorum. Evet, peki hocam bu bölümü tercih eden öğrencilere belki ilk derste, ilk tanışmada soruyorsunuzdur neden bu bölümü tercih ettiniz diye soruyorsunuzdur diye düşünüyorum veya süreç içerisinde görüyorsunuzdur, analiz ediyorsunuzdur. Öğrenciler genellikle işte ekran önünde olmayı tercih ettikleri için mi bu bölümü istiyorlar yoksa gerçekten bilinçli bir şekilde mi bir tercih var? Çünkü şunu soracağım. Mezuniyet sonrası yaşanan bir hayal kırıklığı var mı? Yani bir yerlere daha kolay gelebilmek için bu bölüm tercih edilirken sonrasında aslında sektörün gerçekleri, dengeleri tamamen farklı. Hayal kırıklıkları, tercih sebepleri, öğrenci gerçekten ne istiyor ve sonrasında belki soruyu tekrar sormuş olacağım ama ne buluyor? Bunu sizden duymak istiyoruz daha doğrusu. Şimdi şöyle tabii öğrenci bir yere geldiği zaman bir üniversiteye geldiği zaman aradığını bulamazsa belli bir dönem sonra hayal kırıklığına uğruyor ve şevki
düşüyor. Ve hatta yani başka üniversiteye geçmeye çalışıyor doğal olarak da. Bir kere bunu yaşatmamak gerekiyor. Nasıl yaşatılmayacak? İşte dediğimiz gibi uygulamalı okullar çocuklara verebilecekleri bütün imkanların azami diyorum. Hadi asgariden vazgeçtik. İmkanları olmayabilir ama azami her türlü altyapıyı sağlamak zorundalar ki bu çocuklar hem teorik hem uygulama anlamında bir eğitimi net olaraktan alsınlar ve sektörel anlamda piyasada başarılı olsunlar. Aksi takdirde yani piyasaya çıkacağı zaman alamadığı bir eğitimle bir elini kameraya sürememişse, bir kurgu sisteminin başına oturup herhangi bir işlem yapmamışsa, sesle uğraşmamışsa bu çocukların evet ben bu bölümü bitirdim diyor ama sonrasında ne oluyor? Gidiyor, piyasada başarısız oluyor. Bir de işin başka bir tarafı var tabii yani bu sektörel anlamda çalışmanın ötesinde. Bir de öğrenciler içerisinde akademik olaraktan kariyer yapmak isteyenler oluyor. Onların da tabii önünü açmak gerekiyor. Yani teşvik etmek gerekiyor bir kere arkadan gelecek olan çocuklar. Doğal olaraktan işte mümkün olduğunca yüksek lisanslar açılabilmeli. Yani ona yine hoca kadro sayısı etki eden bir nokta. Keza biz mesela bu sene bu dönem İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansımızı da açtık. Yani şu anda bizim fakültemizin yüksek lisans bölümleri de hayata geçti. Arada yeri gelmişken hemen buna da değinmiş oldum böylelikle. Öğrencileri teşvik etmek. Bu alanda yürümek isteyen öğrencileri. Evet, sektörel çalışmak isteyebilirler. Akademik yürümek isteyenler de olabilirler. Önlerini kesmemek gerekiyor. Tabii akabinde bunların doktora bölümlerini açmak gerekiyor. Tabii yine bunlar da denetlenecek sınırlı sayılarda. Bir lisans açıyorsunuz, 300 kişi, 500 kişi başvuruyor. Yani nasıl bir sistemdir? Özellikle bunu tabii vakıf üniversitelerinde bu çok oluyor. Olmasının şey de belli, ticari. Yani şu var yani her şey para demek değil yani eğitimde. Yani çok basit sistemler de bugün sponsorluklarla bu altyapılar kurulabilir. Ve öğrenciler bunlardan faydalanabilir. Onun için öğrenciyi hayal kırıklığına uğratmamanın ve sektörde ileride başarılı olmasının okulu bitirdiği zaman en önemli noktalarından bir tanesi altyapı sorunlarını halletmek ve öğrencinin öğrencilik hayatını devam ettiği sürece üniversitenin çeşitli paydaşlarla işbirliği yapmasını sağlamak. Bu paydaşlara siz öğrencileri yönlendirebilirsiniz. O paydaşlardan alacağınız bir takım önerilerle kendinizi, müfredatlarınızı geliştirecek olursanız öğrencinin de bu sektörde daha sıkı sıkı tutunmasına sebep oluyorsunuz. Peki hocam sektörü genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha çok bu bölüm mezunları daha kolay iş bulabiliyorlar mı sektörün içinde yoksa alaylılar mı fazla veya bir şekilde kendini ön plana atmayı başarmış insanlar mı ele geçirmiş durumda sektörü genel olarak değerlendirirseniz nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Şimdi sektöre baktığımız zaman yani bu eskiden beri gelen bir sorun. Zaten sinema televizyon bölümleri daha bu ülkede açılmamışken, yokken ya da sayısı çok azken doğal olaraktan alaylılar bu konuda söz sahibiydi. Ve hatta işte okulları, yeni çıkanları beğenmezlerdi. Bu zaman içerisinde kırılmaya başladı. Doğal olaraktan teknolojinin gelişmesi yani her anlamda sektörde kullanacağınız ekipmanların gelişmesi işte bu vesileyle öğrenciler daha yetkin bir hale almaya başladılar. Bu işe gönül verenler özellikle ve bunlar işte sinema televizyon bölümü mezunları, radyo bölümü, radyoculuk bölümü mezunları ciddi anlamda yer etmeye başladılar. O alaylıların yerini işte okullar doldurmaya başladı.
zaman içerisinde. Ya da işte heves edip bu okullar açıldığı için bu okullara giden insanlar, öğrenci sayısı fazlalaştı, mezun sayısı da fazlalaştı doğal olarak. Tabii bunun da getirdiği bir handikap oluyor. Yani bu kadar bu alanda mezun veriyorsunuz ama ne olacak? Mezun olan kişi sektörde iş bulabilecek mi? Zaten bir sıkıntı olduğu zaman özellikle ekonomik alanda ilk duran işlerden bir tanesidir. Televizyon, sinema, reklam, yani medya sektöründeki işler ya da en az kısıtlı hareket edilen, para harcanmayan işler durumuna geliyor ister istemez. Böyle olunca iş imkanları da azalıyor. Tabii yine bu bölümlerin açılmasına da bağlamak lazım bu iş. Yani bu kadar ihtiyaç var mı sinema televizyon bölüm mezununa, bu kadar aşçılık bölüm mezununa, bu kadar gastronomi bölüm mezununa gibi uygulamalı okullarda. Çünkü sektörün içerisinde yer bulabilmesi için bir de talep olması lazım. Yani talep fazlası olduğu zaman maalesef bu sefer ne oluyor? İşte sinema televizyon bitirmiş ama işsiz. Böyle bir tanımla da karşılaşıyorsunuz. Ya bu da iyi bir şey değil baktığınız zaman. Belki çok başarılı olabilecek birisi ama onun daha önce önüne geçmiş birileri o işi almış, kapmış, götürüyor. Sektör artık doymuş, bir eksik yok. O noktada farkı yaratmak için rekabet ve bunun sonucunda artık bir stres durumu hakim oluyor sanırım. Bu arada hocam, teknolojiden bahsediyorken, şimdi bölümün adı ile ilgili aslında belki yer yer bu soru karşınıza çıkıyordur. Radyo, televizyon, sinema. Tamam, sinema bir kenarda kalsın ama radyo, televizyon. Şimdi gelişen teknolojiyle aslında yerlerini sosyal medyada, işte belki bir YouTube kanalı, insanlar artık televizyonda program değil de şu anda bizim de yapmış olduğumuz gibi bir YouTube kanalı aracılığıyla seslerini duyuracaklar. Filmlerini, reklamlarını buradan zaten yayınlayacaklar. Yani bölümün uzun vadede bir şekilde adında değişiklik olacak mı? Veya şu an için eğitim içeriğinde, müfredatta bu sosyal medya yönetimi gibi yeni artık hayatımıza giren yeni bilgiler de eğitim içeriğine dahil olacak mı? Bu konuda hayat nereye gidiyor? Oluyor tabii, yani teknoloji gelişiyor, kameralar gelişiyor, ses sistemleri, işte aydınlatma sistemleri hepsi gelişiyor. Bir sosyal medya yöneticiliği diye bir meslek çıktı aslında. Evet. Bunun Evet. okulu olacak mı? Tabii ki, yani şimdi doğal olarak bu kadar çok öğrenci varsa, bu kadar çok televizyon kanalı varsa ve teknoloji sürekli gelişiyorsa insanların yeni bir şeyleri hayata geçirebilmeleri gerekiyor. Yenilik peşinde koşmaları gerekiyor. Özellikle şimdi artık çağımızda bu sosyal medya hesaplarında bir takım dönen medyalar. Bunların hepsi neticede bir yaratıcılığa dayanan bir durum. İşte internet teknolojisinin kazandırmış olduğu internet televizyonu yayıncılığı, bir IPTV tamamen tematik unsurlar içermeye başladı ve artık bu yeni mezun olacak öğrencilerin bunları göz önüne alması gerekiyor. Kendisi bir televizyon kanalına sahip olabilir, internet üzerinden yayın yapan, işte bir IPTV aracılığı ile bir abonelik sistemi kendine edinebilir. Ama projelerin tabii çok cazip olup hayata geçirilmesi lazım. Buna böyle soyunan çok kişi oluyor. Fakat tabii başarısızlık da o oranda fazla. Yani yaratacağınız işler, oluşturacağınız projelerin bu anlamda sosyal medyada, internet yayıncılığı alanında önemli fikirler olması gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki isimler değişiyor. Yeni müfredatlar ekleniyor. Yani mesela yeni medya ve kültür gibi bir ders, eskiden olmayan bir yeni müfredat. Evet, yeni medya ve kültür. İşte alternatif medya gibi bir takım yeni dersler. İşte toplumsal ve cinsiyet, toplum ve cinsiyet gibi bir takım dersler. Yani hem sosyolojik alanda hem psikolojik alanda
bu sinema televizyon bölümünün müfredatının içerisine bir takım dersler de artık adapte olmaya başladı. İster istemez bu gelişimlerde. Keza biliyorsunuz bir oyun kültürü söz konusu. Yani televizyon yavaş yavaş yerini belki kaybedecek zaman içerisinde ya da işte başka bir mecraya doğru gidecek. Oyunların tamamı bir senaryodan oluşmaya başladı. Mesela dijital oyunlar, oyunlar demiş oldum. Bunlarla ilgili bölümler açılmaya başladı. Dijital oyunlarla ilgili. Doğal olarak bunları destekleyen animasyon gelişmeye başladı. Dijital anlamda çok yol kat edildi. Bu anlamda. Bu bölümler kendilerini yeniliyor. Dersler, müfredatlar kendilerini yeniliyor. Dolaylı olaraktan. Fakat yani o sinema televizyon dediğimiz, radyo dediğimiz bu kitle iletişim araçlarının hiçbir zaman modası geçmeden yollarına şu anda devam ediyorlar. Ne kadar edecekler bilmiyoruz ama halen devam ediyorlar. Hocam verilen eğitim sektörde istenen yetkinlikler için yeterli mi? Yani eğitim hayatıyla sektör paralel mi ilerliyor? Yani tekrar resmin bir bütününe bakmak istersek. Çünkü hani genel tabirler vardır ya sektöre üniversitelerle ilgili hani sorun. Sektöre hazır elemanların yetiştirilmemesi, yani eğitim sistemi farklı işlerken aslında sektör ihtiyaçları bambaşka bir yerde. Bu noktada bölümünüzle ilgili, gerçi konuştuk ama toparlayıcı olması adına birkaç cümleyle tekrar değerlendirmenizi istesek. Şimdi bölümümüz adına şunu söyleyeceğim. Yani sektöre bir kere dediğim gibi neticede bizim öğrencilerimiz gidecekse hocaların donanımlı olması şart. Yere bu yadsınamaz. Yani bizim mesela fakültemiz için düşünecek olursak yani bölümümüzün hocaları baktığımız zaman işte hepsi birbirinden değerli insanlar ve hem akademik çalışmaları açısından, yaptıkları yayınlar açısından, sektördeki tecrübeleri açısından çok kıymetli insanlar. Tabii böyle olunca ister istemez yani yetişen öğrencinin bir şey öğrenmeden çıkma imkanı çok zor. Yani uzaktan da vermiş olsak eğitimi. Bu anlamda eğer hoca grubu iyiyse muhakkak ve muhakkak öğrenci donanımlı bir şekilde çıkıyor ve bunun yanına da uygulamayı rahatlıkla koyabildiğimiz takdirde öğrencinin hiçbir sorunu kalmıyor. O sebepten dolayı bizi eğer buradan dinleyen öğrenci grupları olacaktır ya da yeni adaylar bu alanda seçmek isteyenler olacaktır. Ne bileyim başka okullardan yatağa geçişte gelmek isteyenler olacaktır. Buradan da şunu ifade edebilirim rahatlıkla, gönül rahatlığıyla Bozok Üniversitesi'ne bekleriz her alanda. Sadece radyo, sinema, televizyon alanında değil. Evet, üniversitemiz buna Bütün hak ediyor. projeleriniz olacak mı? Şimdi taze bir kan olarak üniversiteye gelen her şey yolunda da gitse, nihayetinde bir şeyleri farklılaşmak, farklı hale getirmek istersiniz ya. Bu noktada planladığınız, hedeflediğiniz, ya şunu da yapalım şu üniversitede dediğiniz projeleriniz var mı? Tabii ki var. Sadece işte zaten diyorum eğer imkanlar ve akademisyenlerin çalışma şartları saat olaraktan yerini buluyorsa, oturuyorsa ister istemez projeleri yapmak için de zamanınız oluyor. Dekan hocamızla, dekan yardımcısı hocamızla, bölüm başkanımızla bunları konuşuyoruz zaten. Önümüzdeki dönemlerde bir film yarışması düzenlemeyi planlıyoruz. Önemli projelerimizden bir tanesi fikri olaraktan hayata geçirdik, oturttuk. Proje bazında ufak tefek detaylarımız var.
Tabii bunların yanı sıra isterseniz bir yarışma olunca işin içerisine ödüller giriyor. Parasal. Öğrenciler heyecanlanıyordur. Yani parasal olaraktan, işte manevi olaraktan ya da işte teknolojik bir takım bazda vereceğimiz ödüller açısından bunlarla ilgili son bir takım sponsorluk çalışmalarını bir taraftan yürütüyorum. Yani bunları hayata geçirebilmek açısından. Hocam bu yarışma, yapacağınız yarışma üniversitenin kendi içinde mi olacak yoksa farklı üniversitelerle mi Dışarıya açacağız yapsam? yani Türkiye'ye açacağız yani yarışmayı. Kendi içimizde bırakmayacağız. Ulusal bir yarışma olaraktan planlıyoruz. Organizasyon yapacak hiçbir şey olmasa gücümüz var. Evet. O anlamda organizasyonu hayata geçirecek o ödül törenlerini rahatlıkla yapacak çok büyük bir konferans salonumuz var. Türkiye'de kolay kolay nasip olmayacak. Belki başka okullarda var mıdır? Çok fazla tabii muhakkak vardır da güzel bir salonumuz var. O anlamda o töreni düzenleyeceğimiz inşallah kısmet olsa sizi de aramızda görmek isteriz. Yani o Teşekkür ederim. güne geldiğimizde İşte. bu projeyi öncelikle hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra tabii Yozgat'la ilgili olaraktan düşündüğüm bir proje var. Bunu burada çok fazla şu anda dile getirmek, açıklamak istemiyorum açıkçası. Ama yani konuyu İpucu şey hocam, yapmak ipucu. istemiyorum. Ama yani şehir ve üniversiteyi bir araya getirip oradaki bir takım coğrafi şartları en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz kapsamda yani oldukça ses getirecek bir proje. Çünkü o işin içerisine sadece üniversite değil işte valiliği, belediyeyi, sivil toplum örgütlerini, Kültür Bakanlığı'nı ve işte buna destek verebilecek bir takım Türkiye'deki kurum ve kuruluşları da katarak bir projemiz olacak. O da İnşallah hocam. Ne önümüzdeki. zaman yani Valla plan. şimdi bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani Mayıs sonu Haziran ayları gibi bunu biraz ortaya çıkarmak istiyoruz. Çünkü uzun vadeli bir proje. Hem Yozgat'ın Bir sinema sesini duyurmak. filmi mi hocam? Bir sinema filmi mi? Sinema Yok hayır. filmi. Sinema filmi değil. Sinema filmi değil. Biz iletişim fakültesi olduğumuz için yani evet radyo, sinema, televizyon bölümüyüz ama yine üniversitenin ağırlıklı olaraktan işin içerisinde olduğu fakat içerisinde daha çok belge niteliği taşıyacak bir Belgesel takım buldum. gibi evet bölümlerin olabileceği bir proje var. Bu hem işte diyelim yine belgesel anlamında hem de Yozgat'ın coğrafi kültürüne değer Hem katacak anlamda. şehri hem üniversiteyi tanıtacak, nihayetinde öğrencileri heyecanlandıracak, şehri biraz daha ritmini artıracak. Ki bu projede yapsa yapsa zaten Müşfik hocamız yapardı diyoruz şimdiden. Yani bekliyoruz projenin tamamlandığı süreci heyecanla kendi adıma. Ben de şu anda bekleyişe geçtim. Hocam saatimize bakıyorum. Süremizi aslında doldurduk. Son olarak öğrencilerinize, kendi öğrencilerinize ve genel olarak bu bölümde okumak isteyen, okuyan veya mezun olan öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler, mesajlar varsa buyurun son söz sizde olsun. En son şunu söylemek istiyorum o zaman. Bu bölüm seçecek öğrencilerin hiçbir zaman çalışma saati belirlemelerine gerek olmaması gerekiyor. Yani bizim mesleğimizin sinema televizyon işi yapıyorsak saati yok. Her saatte çalışmayı göze alacak bir şekilde bu eğitime başlamaları gerekiyor öncelikle. İşlerini sevmeleri gerekiyor. Keyif almaları gerekiyor. Doğru üniversiteyi
seçmeleri gerekiyor. Doğru bölümleri kendileri için seçmeleri gerekiyor. Ve kararlılıkla başarıya yürümeleri gerekiyor. Bunun için de doğru adresin Yozgat Bozok Üniversitesi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde hocam, ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Zamanınızı ayırdınız. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Çok keyifli bir program oldu kendi adıma. Eminim ki izleyenler adına da o aynı keyfi verebilmişizdir. Ve nihayetinde bir arşiv niteliğinde bir kayıt bıraktık YouTube'a bizde. Bundan sonra seneler sonra da öğrencilere sesimizi duyurmak ümidiyle diyorum. Hocam, en yakın sürede İstanbul'a gelirseniz mutlaka görüşelim. Benim mutlaka Yozgat'a sizin vasıtanızla yolum düşecektir. Mutlaka en yakın zamanda hem sizinle hem öğrencilerinizle hem Yozgat'ın değerli eğitmenleriyle ve üniversiteyle de tanışmak isterim. Bu anlamda tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Efendim, bu hafta Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeydik. Çok değerli hocamız Sayın Doktor Müşfik Akarcan'la birlikte radyo, televizyon ve sinema bölümü hakkında konuştuk. Kendisine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Efendim, Baynet Akademi YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Saygılar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.